Evet arkadaşlar, Batum macerası, Batum vlogu. Bugün bütün günü burada geçirdik. Girerken neler yaşadık, çıkarken neler yaşayacağız, hepsini size anlatacağım. Çok önemli dersler aldık. Kati süretle eski ehliyetle gelmiyorsunuz. Çocuğunuz varsa, bebek dahi olsa mutlaka kimliğinde resmi olması gerekiyor. Yoksa kimliğinde resmi olmayan çocuktur, bebektir, ergendir. Hiçbir şeyi almıyorlar arkadaşlar. Şu an zaten Batum'dan Sarp sınır kapısına doğru dönüş yapıyoruz. Saat 23 ya da 24 civarı. Biz çocuklarla gelmeye çalıştık. Maalesef buraya vardığımızda onu öğrendik. O da tesadüfen biri söyledi bize. Biri 8 yaşında, biri 14 yaşında iki tane çocukla geldim. Maalesef onlar giriş yapamayacağı için onlara bir oda tuttum Hopa'da. Onlar tabii geri dönemeyeceğimiz için buradan İstanbul'a. Bütün gün otel odasında iki kardeş kalmak zorunda kaldılar. Sırf kimliklerinde resimleri yok diye. Buradaki bizim tarafta polislerle de konuştum. Karşı taraf, yani Gürcistan tarafı, kimliksiz, yani kimliğinde resmi olmayan hiçbir şahsı kabul etmiyorlarmış artık. Bu sanırım 2023'te böyle olmuş. Dolayısıyla bizim polisler de karşı taraf kabul etmediği için biz de buradan müsaade etmiyoruz sorun olmasın diye dediler. Oradan çocukları salma. Allah'tan biz sınıra kadar gelmedik. Orada biri bizi uyardı girişte. Çocukları götüreceksiniz, resimleri var mı, kimlikleri de diye sordu. Biz de orada ne resmi falan, bizde öyle bir şey yok ki dedik ama dediğimizde kaldık maalesef. Burada bakalım, şurada bir slotçu var. Lyon Slot. Burada Sokar'ın petrolleri. Burası Sarp sınır kapısına bayağı yakın, herhalde bir 3-5 kilometre yolumuz kaldı. Belki de daha az. Yani öyle arkadaşlar, dediğim gibi yani çok dikkat etmeniz gereken şeyler var. Hani oraya giriştir, evraklardır, bunlar basit şeyler ama buraya kadar çocukla gelip geri dönen kişileri gördüm. Eski ehliyetiyle gelmiş vatandaş, her şeyden bir haber. Önümdeki araç geri çevirdiler. Mecburen gidemedi, ne yaptı bilmiyorum. Geri döndü, önümdeki şey vardı. Eski ehliyeti varmış. Mecburen şey yaptılar. Adamı almadılar, çevirdiler. Yani bunlar çok önemli. Yeni olması gerekiyor ehliyetin. Benim de zaten eski ehliyetimde yola çıkmaya 3 gün kala şey yaptım, değiştirdim. Ama işte çocuklarda patladık. Hatta kimliğin birinde İstanbul'da unuttuk da o da ayrı bir serüven zaten. Çocuğun kimliğini İstanbul'da unuttuk. Kapıyı kırdırıp otobüs kargoyla yollattık orduya. Gene de bir işe yaramadı. Kapının kilidini boşu boşuna kırmış olduk. O da bizim için ayrı bir trajedi. Ayrı bir macera oldu. Buraya kadar geldik. Çocukların giremeyeceğini öğrendiğim için Allah'tan oda bulduk şöyle. Araştırdım Hopa'da. Düzgün bir oda. Çocukları bıraktım bütün günü. Zaten sürekli konuşuyoruz. Buraya geçerken zaten telefonunuz hemen yurt dışı oluyor. WhatsApp'tan konuşma yapmanızı öneririm. Daha ekonomik oluyor. Öteki türlü çok yüksek oluyormuş. Yani çocuklar öyle, dediğim gibi Hopa'da o otelde bizi beklediler sabahtan akşama kadar. Biz de gece yaptık. Dönüyoruz. Esasında kalacaktık burada. Sırf çocuklar diğer tarafta olduğu için, Hopa'da oldukları için kalmadık. Onları da geçirebilsek bir iki gün burada kalacaktık ama neyse, bunların hepsi bize ders oldu. Bir dahaki sefere gezmeye geldiğimizde iki gün kalır. Otel odası tutup kalabiliriz burada bütün aile. Yani durumlar bu şekilde arkadaşlar. Şimdi şeye de yanaştık galiba. Şurada bir petrol yağı var ama garip garip rakamları var. Bir şey buyur. Şu tepede bir yer var. Çok parlıyor. Bu taraf sahil. Deniz karanlıkta görünmüyor arkadaşlar. Biz yoldan böyle gidiyoruz.
maçı bayağı böyle şey, hani binaları olsun, yerleşimi olsun bayağı hoş görünüyor ve daha bir sürü inşaat var, yapıyorlar herhalde. Burası böyle bir küçük Las Vegas gibi bir yer olacak. Ben de öyle bir izlenim yarattı. O resimleri, videoları da bu videoya ekleyeceğim. Sonlarda mı olur, başta mı olur artık. Bir yerlere eklerim. Oradan görebilirsiniz. Acayip acayip yüksek ışıklı binalar, kasinolar, gece hayatı vesaire. Yani bir tarafta bizim Karadeniz var, bir tarafta burası var. Arada herhalde bir 40 kilometre var ama tamamen farklı. Farklı ortamlar. Bu arada bu taraftaki insanlar da, Gürcüler de bizim tarafta hemen çıkışta bir küçük dandik AVM var. Hepsi orada abi. Hepsi. Adamlar buradan alışveriş yapmış marketten çekirdeklere kadar. Tadımın çekirdeklerine kadar yani adam. Ciklet, çekirdek ne bulduysa bizim bu taraftan almış. Çünkü bu tarafta daha pahalı. Adam bir torba çekirdek alıp gider mi ya? Çekirdek mi istersin, sakız mı, makarna mı, ne bulduysa. Bizim o dandik AVM. Bir de bizim o AVM'dekiler fiyatlar da normalin üzerinde yani. Atıyorum bir tekstile giriyorsun. 1000 lira dediği elbise, tişört normalde 200-300 olur şey. 200-300'ün şeyi. İki katına herhalde. Yani işin özü bizim tarafta bunları öpüyorlar. Bunların tarafta bizi öpüyorlar gibi bir karşılıklı bir ilişki sezdim ben. Ya öyle bir ilişki var iki taraf arasında. Ya bana öyle geldi, bilmiyorum. Günah almayayım da belki de ben yanlış anlamışım. Yanlış anlamış da olabilirim yani. O yüzden o konuda da şey yapamayacağım. Bu arada şeyi de söyleyeyim. Oraya gitmişken hep kendi yurt dışından aldığım, Dubai'den aldığım telefonları burada işlettim. Hem de bir tane ekstra 14 Plus mıydı? 14 Plus aldım büyük oğluma. O da herhalde şimdi tax filan da yapacağız. Gene buradaki fiyatının yarısına geldi. Arada bir şey ödeyeceğiz, işte o vergisi var. 5-6 bin lira mı ne vergisi var, onu ödeyeceğiz kayıt için. Burada neydi, Zoomer diye bir AVM var. Ben bulamam diye düşünüyordum ama bu videoyu ben Kurban Bayramı'nın 2023 Kurban Bayramı arifesinde çekiyorum. Bulamam diye düşünüyordum ama Pro Max'te, Plus'ta vardı. Son Plus kalmış. Çok kalabalıktı hali tahmin edeceğiniz gibi. Son bir 14 Plus kalmıştı. Onu da ben satın aldım. Tabii yanında aksesuar filan, başlık, ne bileyim, kılıf, cam şeyisi, koruması mecburi kılıyorlar almak için. Biraz fiyat yükseliyor ondan dolayı. Ama olsun, onlar da sonuçta alacağınız şeyler. Türkiye'de alsanız 1,5 kilometre sonra. Evet, bu arada navigasyonumuzla göstereyim. Burada şimdi biz çıkışta tırlar var. Yalnız bu tırları beklemememiz gerekiyor. Tırlardan şöyle tırları beklemeden devam edeceğiz. Çünkü tırlar bekliyor, siz araçlar bu tırları beklemiyor. Karşıdan bir araba gelmezse şöyle geçeceğiz. Şöyle tutmuş. Şeyi çek. Evet. Şimdi tırlar burada gördüğünüz gibi sağda bekliyorlar. Normal araçlar buradan geçiyor. Ben de gelirken görmüştüm. Şimdi ben de öyle yaptım. Tek şerit ama biraz riskli bir iş. Şöyle yavaşlayarak geçiyoruz biz de. Çünkü bu tırları beklersek hani Kurban Bayramı'nın 3. günü eve varırız diye düşünüyorum. Bu arada ben Ordu'ya gideceğim önce. O yüzden bu tırlar beklenmez. Diğer tarafta da aynı. Tırlar başka yerden, araçlar başka yerden, yayalar başka yerden geçiyor. Şimdi sınır kapısına geldik. Bakalım burada ne yapacağız. Şöyle bekleyeyim bu abi biraz. Tırcı bizi yırtmasın. Evet, şöyle. Bu
bayağı bir riskli yaşam. Yani bu yol çok dar. Bizim tarafta da aynı. Çok dar. Niye bilmiyorum ama coğrafi yapı herhalde böyle. Ondan dolayı hem bizim taraftan gelirken hem buradan giderken çok dar. Yani şurada 3 araba yan yana zor geçiyor. Şurada bir yerde sınır kapısının orada bir yerde duralım da belki bir şey içeriz. Öyle giriş yaparız. Çünkü taksi vesaire. Burası şey arkadaşlar. Giriş. Şeyin girişi. Gürcistan tarafına geldik. Şu tarafı da göstereyim. Şöyle burada dövizciler, sigortacılar, kasinocular vesaire var. Neyse devam edeceğiz diğer tarafta. Bu ne ya? Bu kadar büyük binaları. Evet. Şimdi sınırda bekliyoruz. Gürcü tarafındayız. Böyle gişeler var. Girerken bayağı zorlanmıştık. Çıkarken de bayağı bekleyeceğiz gibi. Ben buradan araçla gideceğim. Eşim de yaya geçiyor. Hem telefon almıştık, o taksi şey yapacak. Taksi yapacak. O yüzden oradan gitti. Yani mesela böyle garibanlar geçiyor. Aa, bir hareketlik var, çok güzel. Geçerken bir saati geçti ya buradan. Yani bu tarafa gelmem bir saati buldu. Şöyle bakalım. Şurada araba getiriyorlar. Kasino. Benim zorlandığım şeyleri ben size anlatmaya çalışayım. Ha bu arada bu tarafa geçtiğinizde şurada sigortacılar var bakın. Şurada sigortacı, dövizci vesaire var. Bir de arabaya sigorta yapıyorsunuz. Arabaya geçtikten sonra zaten hemen arabayı şuraya bir yere çekip, şu karşıda bir yere çekip orada dövizciler de zaten sigorta yapıyor. Veriyorsunuz. 500 liraya yaptı bana bugün. 500 lira verdim bir sigorta için. Onu yaptırmak önemli arkadaşlar. Yani Allah korusun burada bir şey olsa başınız bayağı şey yapar yani, ağrır. Çünkü öyle bir şey var sanırım. Bir kişinin başına gelmiş. Bayağı sıkıntı yaşamışlar. Bir de bu Gürcülerin orada arabalar var ya. Yani tam güzel arabalar var da arabaların çoğu patates. Ya arka tamponu yok ya ön tamponu yok. Adamlarda öyle bir fantezi var galiba. Tamponsuz araba fantezisi var yani mesela. Burada Gürcü polisler var. Evet, videoya ara vermek zorunda kaldım. Çünkü şu abi geldi. Arabayı kontrol etti. Bagaja falan baktı. Bir şey var mı diye soruyor. Açıp yok dedik işte. Bagajı gösteriyorsunuz. Arabanın arka koltuklarına baktı kimse var mı diye. Çünkü tek geçmeniz gerekiyor. Arabanın içine şöyle bir açıp öyle üstün körü bakıyor içeri. Şöyle bagajı böyle bir kolaçan etti gitti. Gelirken de gene, girerken de gene bakmışlardı. Girerkenki polis, Gürcü polisi çok aksiydi. Yani burası böyle, şöyle düşünün. Burada bir sıra, burada bir sıra, buradası çok yoğundu böyle 3-4 sıra. Ben bu sırada beklerken yandaki sıraya geçtim. Orası daha hızlı ilerliyordu ve kimse de yoktu yani geriden gelen. Düşünün benim bulunduğum çok yavaştı. O sırada da 3 araba kalmıştı. Oraya geçtim. Oraya geçtim diye bana trip yaptı. Sinirlendi, beni geri attırdı. Hani bir şey demese daha çabuk geçecektim ama maalesef öyle bir sürtüşme yaşadık. Ben de zaten çok üstelemedim ondan sonra. Geçti gittim. Ben de çok üstelemedim yani. Hatta üstelemedim derken şöyle oldu. Yani biz orada onunla öyle münakaşa ederken çat pat diye şey, çat pat Türkçe de biliyor. Yarı İngilizce, yarı Türkçe. Ondan sonra bir tanesi durdu, arkada vardı. Gürcü vatandaşı. O da şeymiş. Türkçe biliyordu. Gayet de güzel konuşuyordu. Ben onunla münakaşa ederken bana şey dedi yani Türkçe olarak. Ya dedi boş ver, fazla şey yapma dedi. İşi uzayacaktı çünkü çok kıllar. Yani
Bazıları çok kıl arkadaşlar. Girerken çok aksi. Hele o veznedeki. Yani bizim polisler gayet kibar bence onlara nazaran. Ama bunlar iki tane, hem veznedeki hem o polis, şu sahadaki görevli, pek hoşuma gitmedi yani hareketleri. Bu arada önde de bir Türk arkadaşı var. Plakasını çekmeyelim. Böyle arkadaşlar, burada navigasyonla yolları buluyoruz. Yani çok bilmediğimiz bir yer olduğu için, ben çünkü ilk defa geldim. Öyle çok araştırmadan da geldim. Yani apar topar geldiğim için çok da araştıramadım. O yüzden ben de böyle bir iki şey anlatayım dedim. Belki birileri görür, işine yarar. Önemli şeyler, çünkü buraya gelecekseniz dikkat etmeniz gereken önemli şeyler var. Onun dışında işte ücret veriyorsunuz, 150 lira pul harcı bizim tarafta. Ruhsatınızı, kimliğinizi veriyorsunuz. Bir resminizi çekiyorlar. Öyle devam ediyorsunuz. Bu tarafa geliyorsunuz. Burada da ruhsatınız. Gürcü tarafında da ruhsatınız. Yeni ehliyetinizi veriyorsunuz. O da bir fotokopi çekiyor. Bir şeyler yapıyor. Uğraşıyor. Sisteme veri giriyor. Ondan sonra alıyorsunuz evrak. Sigorta yaptırıp ondan sonra basıyorsunuz. Gidiyorsunuz Batum'a, artık nereye istiyorsanız. Geziyorsunuz. Evet arkadaşlar. Biraz video. Öteki tarafta bakarız artık. Devam ederiz. Görüşmek üzere.